Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. AgroLemo kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz, yepyeni bir projeye başlıyoruz. Bunu ben daha YouTube'a başlamadan bile yapmayı çok istiyordum. Bugüne nasip olduğu için gerçekten çok mutluyum. Başlıktan ve kapak resminden anlayacağınız üzere AgroLemo futbol kulübünü kurduk ve kanalımızın takımıyla kariyer yapacağız arkadaşlar. Yani AgroLemo futbol kulübüyle kariyere başlayacağız. Acun Ilıcalı gerçek hayatta kulüp satın alırken bizim de gücümüz oyunlara yetiyor arkadaşlar. İngiltere 2. liginden bir kulübü satın aldık. Bastık parayı, aldık kulübü abicim. İsmini, formalarını, bayraklarını, her şeyini değiştirdik. Tamamen kanalımıza uygun bir hale getirdik. Kulüp tamamen bize ait. AgroLemo futbol kulübü ile yepyeni bir seriye başlıyoruz. Umarım bu seri bir efsanenin doğuşu olur. Size şöyle ayarları göstermek istiyorum. Efsanevi zorluk derecesinde oynayacağız. 5 dakika, euro, etkin falan filan görüyorsunuz her şeyi. Size sadece göstermek istediğim şey görüşme katılığı. Bir dakika şöyle göstereyim. Görüşme katılığını şimdilik gevşek yaptım. Ya da katı mı yapsak ya? Katı yapalım be, katı yapalım, zor olsun ya. Ama kulüp devri olarak 10 milyon euro, şöyle göstereyim size. 10 milyon euro kulübümüze katkı sağlıyoruz. Arkadaşlar, kulüp satın almışız, yani transfer bütçesi olarak 10 milyon euro ekleyemeyeceğiz mi tabii ki de. İşin şakası bir yana, işimiz maddi yönden biraz zor olacağından birazcık olsun yardım olsun diye böyle bir karar aldım kendi kendime. 10 milyon euro aslında baktığımız zaman bir ikinci lig kulübü için çok çok fazla bir miktar. Ama dediğim gibi koskoca kulübü satın almışız. Bir 10 milyon euro transfer bütçesi mi ekleyemeyeceğiz? Şimdi işin şakası bir yana, gerçekten bu paraya ihtiyacımız olabilir. O yüzden kalsın istedim. Lafı uzatmıyoruz arkadaşlar. İlerle diyoruz ve AgroLemo futbol kulübü ile yeni kariyerimize başlıyoruz. Sezon öncesi turnuva davetlerini kabul edeceğim. Çünkü takımımızı tanımak istiyorum. Yeni transferler falan yapacağız illaki. O yüzden bunu kabul edeceğiz. Ama hangisini kabul edeceğiz ona bakalım önce. Umarım seri hoşunuza gider arkadaşlar. Şimdiden videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu proje için, bu seri için yemin ediyorum çok büyük emek verdim. Zaten oyunun içerisinde grafikleri falan gördüğünüz zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Tanıtımını falan yapmayacağım. Eğer çok istek olursa yapabilirim. Ama benim isteğim sizin videoda her şeyi kendinizin fark etmesi. Böyle ufak tefek detaylar var. Bazı ufak tefek pürüzler için 4 saatimi harcadığım falan bile oldu. Ama bence ortaya müthiş bir sonuç çıktı. İnşallah beğenirsiniz siz de. Çok fazla gezilik yapmadan şuradan bir turnuva seçelim hemen. Kimler varmış? Burası 5 milyon diyor. En yüksek olanı seçmek lazım ya. Hepsinin zorluğu zaten 3,5 yıldız. Bence bu turnuvayı kabul edelim arkadaşlar. 5 milyon kazanırsak ne mutlu bize, kazanamazsak çok da önemli değil. Bizim için burada ana unsur takımımızı tanımak, takımımızın eksiklerini gidermek. Ona göre bir 5 milyon az olmuş, fazla olmuş önemli değil. En kötü ihtimalle cheat engine var arkadaşlar. Ki onu da hiç kullanmak istemiyorum, onu da söyleyeyim yani. Neyse, daveti kabul et. Ve işte Antalyaspor'la aynı gruba düştük. Güzel oldu bu. Ya çok güzel değil mi ya? Şu animasyonlara bakar mısınız Allah aşkına? Çok güzel değil mi? Formumuz, ha bu arada formumuzu tanıtayım size. İç saha formumuz arkadaşlar. Birazdan deplasman formumuzu da görürsünüz. O da çok güzel gerçekten. İşte formalarımız, işte kaleci formumuz. Çok büyük emek verdim. İnşallah hoşunuza gider. Hemen altyapıymış, oymuş, buymuş, hemen ne varsa hepsini yollayacağım. Daha sonra da takımın zayıf yerlerine yeni oyuncular transfer etmeye çalışacağız. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 30 milyonluk bir transfer bütçemiz var. Geriye gidelim, bunu okeyleyelim böyle. Daha sonra da altyapı personellerine bakacağız. Buradan en iyisini seçeceğim abi. Çünkü bize en kaliteli futbolcular lazım. Yetenekler lazım. O yüzden masraf olarak falan da baktığımız zaman görüşü falan daha iyi olan David diye bir kardeşimiz var burada. Mikael tecrübesi 5 yıldız ama görüşü 4. Daha çok görüş önemli gibi geliyor bana. O yüzden bunu seçeceğim. Evet diyelim. Seni de şutlayalım abi. Yetenek avcısını kov. Sen zaten bir şey yapamazsın. Bu arada arkadaşlar, oyuncuları gördüğünüzde hangi kulübü satın aldığımızı görebilirsiniz. Yani illaki bilenleriniz vardır. Bilenler lütfen yoruma cevap olarak yazsın. Hangi kulübü satın aldık? Bunlar hangi takımın oyuncuları? Bilenlerin yoruma yazmasını bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar şöyle bir kadroya baktığımız zaman bazı oyuncuların kendi yerlerinde oynamadığını gördüm. Mesela Hernandez kendi yerinde oynamıyor. Cantwell kendi yerinde oynamıyor. Burada problem buymuş. Tamam, çözüldü gitti. Yani ufak tefek sıkıntılar var. Onları bir düzeltmemiz lazım önce. Sağ kanat almamız lazım, öyle gözüküyor. Bir tane de merkez ofansif orta saha alırsak harika olur. Ya da oyuncuyu, bakalım bunların yaşları ne kadar? Aa, 22 yaşında, çok iyi. Bu da 27 yaşında. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Bunu sağ kanada doğru geliştirebilir miyiz acaba? Ama sağ ayak. O biraz kötü oldu şimdi. Bu da sağ ayak.
Bu sol ayak. Ama yaşın kaç? 22. Çok iyi. O zaman bunu sağ kanada doğru geliştirmeye çalışalım. Hızlanması 94. En sevdiğim. En sevdiğim abi. Ben hızlı oyuncuları çok seviyorum. Tamam. O zaman bu oyuncuyu sağ kanada doğru geliştirmeye bakalım. Cantwell'i de merkez ofansif orta saha yapalım. Hernandez de sol kanada geçsin bence. Yani şöyle baktığımız zaman şimdilik bu kadro bizi götürür bence. Dizilişini falan değiştirmek istemiyorum. Öyle bir planım yok şimdilik. McLean merkez orta saha olmasına rağmen defansif yönü iyi denebilecek derecede. Yani İngiltere 2. lig için bence okey. Burada bir de skip var arkadaşlar. Bu da 64. Yani okey ya, kabul edilebilir bence. Göz yumulabilir, sıkıntı yok. Hemen rezerv oyunculara bakalım. Dermiş diye bir oyuncu var burada. 27 yaşında. Santrafor. Bu arada unutmadan sözleşmelere bakmamız lazım. Tribal var. Tribal değil mi? Tribal diye okunuyor galiba. Ooo, Buendia varmış. Ben yeni gördüm bunu ya. O zaman sen direkt ilk 11'e gel abi. Bu arada güncel olan online kadroları kullanıyorum arkadaşlar. Yani bazen böyle saçmalık oluyor ya, acayip deli oluyorum ben yani. Yalnız iyi oyuncular var ya, yani ikinci lig için gerçekten güzel oyuncular bence. Burada Dermiç'i ilk 11'e alalım abi. İlk 11 derken yedekleri alalım, ilk 18'e. Ya da ben buraları hızlıca geçeyim arkadaşlar, size en sonunda sonucu gösteririm. Arkadaşlar burada aslında baktığımız zaman soldaki oyuncu Vrancic mi nasıl okunuyorsa artık, değerleri çok daha iyi olmasına rağmen ben sağdaki oyuncu olan Skip'i ilk 18'de bırakacağım. Çünkü yaşı 19 ve gelişimi açık bir oyuncu. Soldaki oyuncuyu da bilmiyorum, satarız belki. Ya da kalır, bilmiyorum, bakarız. Arkadaşlar kadromuzu gördüğünüz üzere şekillendirdim. Hemen şöyle kısaca tanıtalım. Gördüğünüz üzere santrafor olarak Pukki'yi oynatıyoruz. Hemen arkasında Cantwell var. Onu merkez ofansif orta saha olarak geliştireceğiz. Yaşı 22, gelişebilir. Ki gelişmesi de lazım yani. Sol orta saha olarak Hernandez'i düşündüm arkadaşlar. Merkez defansif orta saha kısmında oynuyor gibi gözüküyorlar. Ama merkez orta saha olarak oynuyorlar bu kişiler. McLean ve Rupp. Bunlar da merkez orta sahadalar arkadaşlar. Sağ orta saha olarak da Buendia'yı düşündüm. Bir an Bupenza diyecektim. Sağ bek olarak Aaron Sar. Yaşları hemen şöyle. Çok güzel ya. Genç oyuncular. Güzel. Simaman var stoperde. Bu da yaşı 27. Gibson var. Gibson nasıl okunuyorsa. Gibson iyi. 27 yaşında bu da. Yedeklerimizi de görüyorsunuz arkadaşlar. Hızlı geçeceğim. Bu oyuncuyu sürekli oynatmayı düşünüyorum. Ama nasıl yapacağım onu bilmiyorum tam olarak. Nasıl okunuyor bu ya? Plaketa falan mı? Nasıl okunuyor? Plaketa galiba değil mi? Plaketa. Yemin ederim merak ettim. Neyse bakarım ben sonra ona. Skip var burada. Bayramımız var. Kalecimiz McGowan var burada, 35 yaşında. Bundan mutlaka kurtulmamız lazım. Kim alır bilmiyorum ama mutlaka kurtulmamız lazım. Henley var 28 yaşında ve Stiepermann var 29 yaşında. Bunlar Alman mı lan? Stiepermann'la Timmermann. Her neyse, rezervlere bakmaya gerek yok. Aslında bunlar da çok iyi oyuncular ama kendilerini ilk 18'de yer bulamadılar sadece. Taktik olarak bir şey değiştirmeyeceğim şimdilik. Oyuncuları dediğim gibi tanımıyoruz. Hazırlık turnuvasında hepsini tanıyacağız inşallah. Rolleri gördüğünüz gibi arkadaşlar, kaptanımız Timmermann. Neden bilmiyorum, dokunmayacağım. Zaten kaptan hariç her şeye dokundum arkadaşlar. Serbest vuruşlarda Buendia'ya güveniyoruz. Hemen şöyle değerlerine bakalım. Nedenini yani. Diğerleri için kötüydü. Serbest vuruş isabeti 74, falso 72, şut gücü 77, bitiricilik önemli değil şimdilik. Penaltılara baktığımızda burada McLean ile Pukki arasında gidip geldim ama Pukki'nin şut gücü ve bitiriciliği yüksek olduğu için Pukki'yi seçtim burada. Kornerlerde de zaten Rupp'tan başka iyisi yoktu. O yüzden bunu seçtim. Şimdi ben bütün oyunculara tek tek gelişim planı vereceğim arkadaşlar. Buraları tabii sizin için hızlıca geçeceğim canınız sıkılmasın diye. Gelişim planlarını verdikten sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar gelişim planlarını verdim. Şöyle meraklarını hızlıca geçeceğim. Durdurup bakarsınız. Şimdi gelelim takıma 3-5 yeni transfer yapmaya. Mutlaka bir tane yedek kaleci almamız lazım. Onu fark ettim. Onun dışında Cantwell'i zaten merkez ofansif orta saha olarak geliştiriyoruz. Şöyle baktığımız zaman kadro bence tamam böylelik. Transfer listemizi görüyorsunuz arkadaşlar. Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu falan filan. Burada bir sürü oyuncu var. Yalnız birini transfer listesine koymayı unuttum. Onu biliyorum ama raporu geldiği zaman zaten kim olduğunu anlarız. İlk maçımıza çıkmadan önce ben antrenmanları yapıyorum. Ardından ilk maçımıza çıkıyoruz arkadaşlar. Animasyonlar çok güzel be abi be. Yemin ederim animasyonlar çok güzel. Neyse. Antrenmanları yapıp geliyorum.
İlk maçımız Hellas Verona'ya karşı İtalyan ekibi olması lazım. Logoları değişmiş galiba değil mi? Böyle sarı lacivertti bunların logosu yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada oyunculardan birkaç şey gelmiş. Oyuncuları biraz gazladık. Hellas Verona'ya karşı ilk maçımıza çıkacağız arkadaşlar. Nasıl geçecek bilmiyorum. İnşallah güzel geçer. Videonun başında da dediğim gibi inşallah bu maçla birlikte bir efsanenin doğuşuna tanıklık ederiz hepimiz. Karşılaşmaya başlamadan önce size formaları göstermek istiyorum. İç saha formamız gördüğünüz üzere arkadaşlar. Maç içerisinde zaten formanın arkasını falan da göreceksiniz. Çok güzel bir forma gerçekten. Hemen size deplasman formamızı da tanıtayım. Bu da işte gördüğünüz üzere deplasman formamız. Burada özellikle logo için yani rahat 4-5 saatimi harcamışımdır. Ama çok güzel sonuçlar çıktı ortaya. Umarım hoşunuza gider. Hemen formaları tekrar olduğu gibi değiştirelim. Geriye dönelim. Ve arkadaşlar, Agrolema kariyerimize ilk karşılaşmamızla birlikte başlıyoruz. İnşallah her şey yoluna gider. Hadi bakalım. Oyna diyoruz. Biraz heyecan bastı açıkçası ama inşallah toparlarım. Burada animasyonları geçmeyeceğim. Her şeyi görmenizi istiyorum. İşte gördüğünüz üzere Allah'ım çok güzel ya. Bak izlemem lazım. Gerçekten izlemem lazım. Ona lan direkt sahaya girdi bunlar. Neyse. Pankartları falan görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada benim görmediğim şeyler varsa, hatalar falan, bana söylerseniz çok sevinirim. Ama ben olabildiğince her şeyi hatasız yapmaya çalıştım. Umarım sizin de hoşunuza gider. Şimdi rakip gelirken girdik araya, güzel girdik. Hızlı çıkabilir miyiz acaba? Bu takım kontraya uygun mu? Bir onu deneyelim bakalım. Hızlı oyuncularımız yok pek ama. Yani var da şu anda yedik de. Hadi hadi. Maalesef. Kaleci harika çeldi be. Çok güzel bir şut çektik orada. Bu arada ilk şutumuzu da çekmiş olduk. Fakat maalesef sonuç alamadık. Pukin'in önüne bırakmak istedim. Olmadı tam olarak. Sol kanada oynadım şimdi. Ortayı yapacağım. Orta geldi fakat defans girdi araya. Korner. Animasyonları olabildiğince göstermeye çalışacağım sizlere. Ki formaları, işte bayrakları hepsini görebilin diye. Şimdi orta kafa gelir mi? Gelmedi. McLean Puki'yi bıraktı. Puki sol ayak topu koru. Vur ona. Sen sağ ayaksın. Sen sağ ayaksın. Şimdi geldi aklıma. Bir dahaki sefer ona dikkat ederiz. Dizilişte acaba ufak bir değişiklik mi yapsam? Yani çift santraforla falan mı oynasak ya? Uf, sakın. Maalesef topu ağlarımıza görüyoruz arkadaşlar. Ne oldu orada ben hiçbir şey anlamadım. Yani topu çıkarmak için elimden geleni yaptım. Top bir şekilde rakibin önünde kaldı. Çektiği şutta ağları buldu. 1-0 gerideyiz şu anda ama toparlayacağız. Bu arada arkadaşlar ben konuşmamaya çalışacağım. Oyuna konsantre olmaya çalışacağım. Bu maçın buradan dönmesi lazım. Sol kanattan yardırıyoruz. Önüne bırakacağım. Allah kahretsin ya. Yalnız rakip gerçekten güçlü. Hızlı çıkabiliyorlar. Oyuncuları da yani kabiliyetli bayağı, onu fark ettim. Gerçi bizimkiler de boş değildir de. Sorun bendedir %90. Çok güzel bir pas denedim maalesef. Geçmedi. Şu ana kadar bir şey fark ettiysem o da tek santraforla bir şey yapılmadı. İlk yarı sonucu 1-0 mağlubuz ama ikinci yarı sonucunda inşallah galip gelen taraf biz olacağız. Ne yapacağız edeceğiz? Bu maçı çevireceğiz abi. Hadi hadi hadi. Güzel çıktık. Lütfen gol olsun ya. Lütfen gol olsun. Lütfen. Mis gibi pozisyon kaçtı. Hazır oyun durmuşken oyuncu değiştireceğim arkadaşlar. Bu arada ofansif yaptığım için kanatların yeri değişmiş. Buraları biraz oynamam lazım çünkü kendi oyun stilimi yakalayabilmem lazım. Bu oyuncuyu sahaya alıyoruz arkadaşlar. Hızlanmasına güveniyorum. İnşallah güzel işler başaracağız. Ofansif bir şekilde oynayacağız. Hadi bakalım. İnşallah bu maçla birlikte ilk galibiyetimizi alacağız. Ya Keita ulan oyuna girer girmez sakatlandı.
Vur ona, maalesef olmadı. Adam daha ısınamadan adamı mahvettiniz be. Hadi hadi hadi. Lan on değil lan, o değil lan. O değil. Pia Keita'nın önüne oynamak istedim. Abi neden böyle bir saçmalık var ya? Yemin ederim sinir bozan bir şey ya. Dakika 64. Ofansif oynuyoruz, o yüzden defansta ister istemez açık veriyoruz. Ama bu risk almamız lazım. Çünkü galibiyet istiyoruz abi. Hadi. Hadi. Ortayı yapacağım. Var mı kimse? Vur ona! Yeter lan yeter! Yeter! Ben çıldıracağım ama artık. Yani akıl var, mantık var. Ben burada vurmamış olabilir miyim? Tabii ki de vurdum, değil mi? Olaya bakın ya. Yemin ederim olaya bakın. Daha ilk maçtan hakemler bizi zor. Hakemle bir alakası yok da. Sinir bozucu bir şey gerçekten. Yani oyun böyle bir hata yapıyor ya. Daha çok sinir bozan da o yani. Ona lan. Kaleden çıktı. Abi oyun kafayı yedi ya. Oyun kafayı yedi abi. Konsantre olamıyorum ya. Gol için bastıracağız. Golü bulacağız abi. Bu maçı bir şekilde almamız lazım. Başka yolu yok. Başka yolu yok. Hadi hadi. İşte bu be. İşte bu. Bir bir yakalıyoruz. O kadar uğraştık. En sonunda Agrolimo kariyerimizdeki ilk golü attık. Tarihimizde resmi olmasa bile ilk golü Cantwell atıyor. Puki işte güzel paslaştı burada. Daha sonra da düzgün ve sert bir şutla topu ağlara gönderdi Cantwell. Benim aklım hala deminki pozisyonlarda. Gerçekten çok çok sinir bozucu pozisyonlardı. Siz izlerken nasıl sinirleniyorsunuz falan bilemem ama ben burada kafayı yiyorum abi. Bakmayın burada sessiz durduğuma. Yemin ederim kafayı yiyorum yani. Bir bir yakaladık. İnşallah devamını da getireceğiz. Ofansif oynamaya başladığımızdan beri artı dizilişte biraz değişiklik falan yaptım farkındaysanız. Daha iyi oynamaya başladık. Bu arada çok pis aldım orada. Bu oyuncu çok hızlı bir oyuncu. Bu oyuncuyu geliştirirsek bence ileride çok çok değerlenebilir. O yüzden bu oyuncuya yatırım yapacağım. Bana hızlı oyuncular lazım zaten. Güzel çalım. Vurana. Hadi be. Hadi be. Hadi Puki. Hadi Puki. Olmadı. Puki. Puki. Hadi. 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 Stipaman. Hadi. Hmm. Ya abi sen oyuna yeni girdin daha ya. Daha oyuna yeni girdin. Nasıl ağır kalabilirsin ya? Yerden oynayacağım. Hiç işimi şansa bırakamam. Direkt orta yapalım. Kafa ya da şut. Fark etmez benim için. Maalesef olmadı. Maalesef olmadı. Hadi hadi hadi. Maçı soğutma hadi. Dırmıç hadi be. Hadi Dırmıç. Hadi Dırmıç. Müthiş bir gol be. 2-1 öndeyiz. Son dakikada öne geçtik. İşte jokerimiz sahada. Of Allah'ım nasıl zorlandım burada ya. Nasıl zorlandım burada ya. Son dakikada galibiyet golünü atıyoruz. İnşallah ilk karşılaşmamızdan galibiyetle ayrılacağız. Allah ne verdiyse şutunu çekti orada. Ve topu harika bir şekilde ağlara gönderdi Dırmıç. Karşılaşma bitmek üzere artık. Hadi, hadi bitsin artık. Ve karşılaşma sona eriyor. Agrolimo olarak ilk maçımızdan galibiyetle ayrılıyoruz. Büyük bir coşku var. Her ne kadar resmi bir karşılaşma olmasa da ilk karşılaşmamızdı ve ilk karşılaşmamızdan galibiyetle ayrılmak çok önemli. İşte taraftarlarımız sizler.
A grubuna baktığımızda şu anda lideriz arkadaşlar. Agrolemo olarak A grubunda şu anda lideriz. Daha doğrusu Antalyaspor'la liderliği paylaşıyoruz. Onlar da 2-1 kazanmış çünkü. Sezona galibiyetle başlamak çok önemliydi. Bu arada Lightning için bir transfer teklifi gelmiş. 3 milyonluk bir teklif. Lightning'i oynatır mıyız acaba ya? Onu düşünüyorum da şu anda. Oynatmayız gibi geliyor bana. Her ne kadar McLean'le neredeyse aynı değerlere sahip olsa da. Oo, 3.1 milyondan fazla teklif etmiyorlar. Reddedelim. Kusura bakmayın kardeşim. Şimdi bir sonraki karşılaşmamıza çıkalım. Anderlecht'e karşı. Bu sefer de deplasman formasıyla oynayalım arkadaşlar. Bu vesileyle de deplasman formamızı görmüş olursunuz. Hadi bakalım. Galibiyetle başladık. İnşallah galibiyetle de devam ederiz. Hakkımız hayırlısı olsun. Ve kariyerimizdeki ikinci karşılaşmamıza başlıyoruz. Bizimkileri yakından göstermedi. Neyse karşılaşma başladı. Hakkımız hayırlısı olsun inşallah. Karşılaşmaya başladığımız gibi faul yaptık direkt. Konsantre olmam lazım benim. Yeni bir dizilişle sahadayız. Bana daha çok uyduğunu düşündüğüm bir dizilişle sahadayız yani. Bakalım ne yapacağız. Of. İleri oyna. Yetişmedi. Yetişti mi? Yetişti lan. Bir şekilde aldı onu. Helal olsun. Sakin. Topu sakla. Güzel. Hızlı çıkabilir misin? Çıktı çıktı çıktı. Yerden orta mı yapsam? Sakin. Topu sakla. Pasını oyna. Oynayamadı. Bir şekilde oynadık. Güzel güzel güzel. Kıran kırana bir mücadele. Vurana. Vurduk ona. 1-0 öndeyiz. 1-0 öne geçiyoruz arkadaşlar. İkinci karşılaşmada da 1-0 öne geçiyoruz. Gerçekten topu yani ayağında tutmak çok zor. Çok zor. Pozisyonu bir şekilde kaybetmemeye çalışmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Ama bir şekilde golü bulduk. 1-0 öndeyiz. Deminki gol sevincinde deplasman formumuzu ne kadar görebildiğiniz bilmiyorum ama dediğim gibi eğer illa bir tanıtım istiyorsanız onu da yaparız abi, sıkıntı olmaz. Ben sadece oyun içerisinde her şeyi kendinizin fark etmesini istiyorum. Kendiniz bulun istiyorum. Ne tür detaylar var falan diye. Ve gerçekten söylüyorum size. Sadece şunu söyleyeyim. Şu... Aa, konuşma konuşma konuşma. Güzel güzel güzel. Çık çık çık. Vur ona vur ona. Senin ne işin var orada, vur. 2-0. McLean atıyor. 2-0 öne geçiyoruz. Allah'ım. Hata üstüne hata geldi. Her iki takımdan da bir şekilde golü bulduk abi. Şimdi diyeceksiniz ki amatöre falan mı aldın? Yemin ederim alakası yok. Hala efsanevi zorluk derecesindeyiz. Ama işte onlar da hata yapabiliyor demek ki. Bu arada formayı nasıl buldunuz arkadaşlar? Yorumlarda lütfen belirtin. Sadece bu formadaki logo için bile yanılmıyorsam 4 saatimi falan harcamışımdır. Gerçekten hani ben biraz böyle ufak tefek detaylara dikkat eden birisiyim. Her şey tas tamam olsun isterim. O yüzden büyük emek verdim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beni bu seride desteklersiniz. Anderlecht'e karşı bence daha doğru bir dizilişte sahada olduğumuz için şu anda 2-0 düzeltiyorum. 2-1 öndeyiz. tüh be. Neyse. Daha rahat oynayabiliyorum, onu diyecektim. Tam böyle istediğim formasyonu buldum çünkü. İstediğim dizilişi buldum. O yüzden daha rahat oynuyorum. Pozisyonlara daha rahat çıkabiliyorum. Fakat defans konusunda biraz çalışmamız lazım. Orada ben şut çeker dedim, çekmedi. Çalım attı. Pazara gittik. 2 domates, bir peynir aldık. Şaka lan şaka. Gül diye. Hadi bakalım. Karşılaşmaya tekrardan başladık. 2-1'lik üstünlüğümüz var. Karşılaşma çok hızlı başladı. Dakika henüz 24-25 ve skor 2-1. Deminki karşılaşmadan daha zor geçmesini bekliyordum açıkçası. Şimdilik daha kolay geçiyor. Tabi ilerleyen dakikalar neyi gösterir bilmiyorum. Offside yok. Yerden orta. Hadi be. Maalesef. Olmadı. Maalesef olmadı. Oyuncularım açıkçası çok da yorulsun istemiyorum. Çünkü ikinci yarıda Joker'imizi sahaya alacağız. Piyafeta'yı.
Yakita nasıl okunuyor onu da öğrenmek lazım. Ya, maalesef offside'e yakalandık ya. Maalesef offside'e yakalandık. Varmış, bayağı da varmış. Ve ilk yarı sona eriyor arkadaşlar. İlk yarı sonucu 2-1 galibiz. Umarım karşılaşmanın sonunda da böyle galip geliriz. Hadi bakalım ikinci yarıya başlıyoruz. İnşallah gol veya goller bulup biraz olsun rahatlarız. Çünkü bir farklı skorlar her zaman çok riskli. Sakın, sakın, sakın. Faul yapmak istemiyorum ama beni buna mecbur bırakmayın. Güzel bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Hadi Buendia, ne olur Buendia. Ne olur Buendia. Müthiş bir gol. Müthiş bir gol atıyoruz. 3-1 öndeyiz. Buendia. Harika bir gol attı Buendia. İşte burada Buendia sert bir şut çekiyor. Top 90'a gidiyor. Çok güzel bir gol. 3-1 öndeyiz. Hazır iki farklı avantajı yakalamışken şu anda Piakita'yı oyuna alacağım. Arkadaşlar Bayram'ı oyuna aldım, Skip'i oyuna aldım ve Piakita'yı oyuna aldım. Sol taraftan doğru hızlı bir şekilde ataklara çıkmaya çalışacağız. Bu arada Buendia'yı biraz şöyle içeriye doğru alalım. Bu kadroyla inşallah zafere doğru gideceğiz. Hadi bakalım. Sen ileriye gitseydin inan ki oynardım sana. Hadi bakalım. Topu geriye çektim. Pasımı oynadım. Hızlı paslaşmalar. Maalesef güzel şut gelmedi. Şimdi sol kanattan atak geliştiriyoruz. Geriye çekelim. Güzel bir çalım gelir mi? Pasımı oynadım. Şimdi ortayı yapacağım. Offside olmasın. Maalesef offside. Güzel pas. Güzel pas. Puki, Puki. Maalesef, maalesef. Of, of. Güzel bir pozisyondu. Ya kolay pozisyonları atamıyoruz, zor pozisyonları atıyoruz. Yani çok ilginç. Bizim Joker nerede ya? Bizim Joker geride kaldı. Biraz geride kalıyor. Ona demek ki bir ayar çekmek lazım. Of, çok güzel pozisyon. İşte bu. İşte bu. Bizim Joker'imiz golü atıyor arkadaşlar. Piakita. İnşallah doğru okuyorumdur. Güzel bir ara pası, güzel bir şut, 4-1 öndeyiz. Güzel. Forma nasıl ya? Formayı nasıl buldunuz yani? Gerçekten ben merak ediyorum. Bu iç saha formamız, deminki gördüğünüz de dış saha formasıydı. Deplasman forması yani. Umarım hoşunuza gitmiştir. 80. dakikada 4-1 öne geçiyoruz. Karşılaşma artık bitmek üzere, çok bir şey kalmadı. Sağ kanattan geliyor Anderlecht derken karşılaşma sona eriyor. Agrolum olarak kariyerimizin ikinci galibiyetini alıyoruz. 2-2 yapıyoruz. Güzel bir başlangıç. İşte bizim Joker'imiz. Seni geliştirmemiz lazım. Seni gerçekten geliştirmemiz lazım. Dünyanın en iyilerinden olabilirsin çünkü. O potansiyeli gördüm ben. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere iki maçta aldığımız iki galibiyetle birlikte 6 puanla zirvedeyiz. Antalyaspor Hellas Verona'ya karşı 0-0. Aynen 0-0 berabere kalmış. Bir sonraki karşılaşmamız Antalyaspor'a karşı. Fakat öncesinde raporlar geldi. Oo, müthiş müthiş. 19 yaşında 74 overall'a sahip Gabriel Martinelli. Diğerlerinin raporları daha gelmemiş. Ben diğerlerini hiç beklemeyeceğim. Bunu direkt almaya çalışacağım. Çünkü bizim çok çok işimize yarayabilir. Sprint hızı 86, hızlanma 87. Müthiş abi, müthiş. 9 milyonluk bir değeri var. 11 ila 16 milyonluk bir teklif istiyorlar. Yani kulübüyle anlaşsak bile kendisiyle anlaşabilir miyiz? Şimdi aklımdaki diğer soru da o. Bir yandan da sürekli oynayacak sonuçta takımda. Bence çok çok mantıklı bir transfer olur bu. Tek kötü yanı ise arkadaşlar Piakita'mız var. Ve bu oyuncu 22 yaşında. Deminki ise 19 yaşında. Bunun hızlanması 94. Onunkini de yükseltiriz. Hızlanma çalıştırırız. Alalım abi, alalım. Alalım. Sonra Hernandez falan elden çıkarmaya çalışırız. Bakarız. Buluruz bir çaresini ama oyuncuyu bence bir alalım. Bu arada Altay Bayındır, Uğurcan Çakır ve Ersin Destan olduğu için falan da rapor istemiştik. Daha gelmedi. Geldiği zaman aralarından birini seçeceğiz ve
Hatta belki ikisini, üçünü bile seçebiliriz, bilmiyorum. Tek kötü yanı ise hepsinin genç olması. Yani hepsini aynı anda oynatamayabiliriz. Martinelli'yi bir almaya çalışalım mı ya? Yoksa diğer raporları mı bekleyelim ya? Bence biraz bekleyelim. Biraz bekleyelim. Aceleci davranmayalım. Bir sonraki karşılaşmamız Antalyaspor'a karşı. Biz gruptan çıktık zaten. Aynen, gruptan çıkmayı garantiledik. Sadece birinci mi olacağız yoksa ikinci mi, onu göreceğiz. Bize beraberlik bile yetiyor liderlik için. Hemen Antalyaspor karşılaşmasına da çıkalım. Daha sonra da yolumuza devam edelim. Bu maçta gençlere biraz şans vereceğim. Neyse ya, bir de böyle deneyelim. Nasılsa gruptan çıkmayı garantiledik. Birinci veya ikinci olmuşuz. Önemli değil benim için. Umarım Antalyaspor'a karşı galip gelebiliriz. Hakkımızda hayırlısı olsun. Agrolemo Antalyaspor mücadelesinden hepinize merhaba. Grup aşamasındaki son karşılaşmamız. Yağmurlu bir hava var. Biraz da böyle puslu gibi. Neyse, üstesinden geliriz inşallah. Şimdi bir yandan yedekleri denemiş olacağız. Bakalım yedekler nasıl oynuyor. Hadi skip, hadi skip. Aldık topu. Drmić. Ah be, ah be, olmadı. Şimdi skip çalımını attı. Pasını oynadı. Drmić baktı kaleye. Pasını oynadı. Lightna. Topu dışarıya vurdu. Şimdi hızlı çıkmaya çalışıyor. Antalyaspor. Hakan Özmert pasını oynadı. Yılmaz. Orta geldi. Araya girdik. Şimdi Yılmaz pasını oynayacak. Bomboş bıraktık. Aman aman aman. Top dışarıya çıkmasın diye uğraştım. Fakat korneri kazanıyor. Bu arada kaleci formamızı da görmüş oldunuz. Güzel bir kurtarış geldi kalecimizden. Yakın direğe orta yapabilirler. Uzun boylulara dikkat. Tam tahmin ettiğim yere oynadı. Tam tahmin ettiğim yere oynadı. Offside olmasın. Çok güzel, çok güzel. Geriye çek. Pasını oyna. Sen de oyna. Vur. Ve topağlar da gol. Drmić atıyor. 1-0 öndeyiz. Efsanevi. Ya şimdi biraz kolay geliyor. İlk maç biraz zorlandım ama şimdi biraz kolay geliyor nedense. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunu söylediğime pişman olmam. İşte burada gördüğünüz üzere topu bir şekilde ağlara göndermeyi bildik. Tekrardan kaptık topu. Antalyaspor çıkamadı. Sol kanada oynadım. Çok güzel. Piaketa yerden sert bir orta gelir mi? İsabetsiz maalesef. Şut çekseydim keşke. Ya ben orta yapmayı falan çok seviyorum. Sıkıntı orada. Yani boş kaleye gol atmak benim için daha güzel oluyor. Pasımı oynayacağım. Ah, geçmedi, geçmedi. Maalesef geçmedi. Şimdi sol kanattan geliyor. Antalyaspor. Oyna pasını, oyna. Güzel. Drmić, sen hızlı değilsin galiba. Şöyle çekelim biraz geriye. Çok güzel, çok güzel. Offside olmasın. Olmasın ya. Lütfen olmasın ya. Lan bayağı da offside'miş ya. O anki heyecanla fark edemedim onu ama. Antalyaspor bastırmaya çalışıyor. Biz engel oluyoruz. Çok güzel bir pas. Çok güzel bir kontra atağa çıkıyoruz. Piaketa. Çekti topu. Lan be. Soluna çekemedi be. Soluna çekemedi. Drmić geri oynadı. Pasını. Of. Çok güzel bir organizasyondu. Maalesef. Başarılı sonuçlanmadı. Şimdi Gürler sol kanatta. Of. Adam içeride bomboş. Dikkatli ol. Orta çok iyi. Şut. Ve maalesef top havalarda. Çok kötü yakalandık. Çok kötü. Çok kötü yakalandık. Yapacak bir şey yok. İşte burada görüyorsunuz arkadaşlar. Adam yardırmış geliyor. Yapacak bir şey yok. İlk yarı bitmek üzere. Aynen. İlk yarı sona erdi şimdi. İlk yarı sonucu Agrolemo 1, Antalyaspor 1. Oyun bazen istediğim yere topu oynamayınca ben deli oluyorum. O yüzden sakin kalmaya çalışıyorum burada. Ama gün gelecek yani, ağzıma geleni sayacağım galiba. Çok sabırlıyım ama bazen sabrım yetmiyor abi. Bazen sabrım gerçekten yetmiyor. Hadi hadi. Koş koş koş. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Şutumu çekeceğim. Şutumu çektim. Topağlarda gol. 2-1 öndeyiz. Jokerimiz sahneye çıktı. Lan sizin orada ne işiniz var? 2-1 öndeyiz arkadaşlar. Bu oyuncuyu geliştirelim ya. Bu oyuncuyu gerçekten geliştirelim. Daha genç bir oyuncu çünkü. İyi işler başarabilir. Şutları falan da düzgün. Güzel yani.
Bizden de bir tane yıldız oyuncu çıksın abi, neden çıkmasın? Şimdi biz galip gelirsek Antalyaspor'un ikinciliği biraz riskli olacak ama açıkçası benim umurumda değil. Herkes kendini kurtarmaya çalışıyor sonuçta. Ben de burada yedek oyuncularla neler başarabilirim onu denemeye çalışıyorum, onu deniyorum. Ama tabii ki de Antalyaspor'un da buradan alacağı muhtemel mağlubiyetle yine de gruptan çıkmasını isterim. Takımda kondisyon eksikliği var. Yani onu çüş be, ulan ne kadar hızlı gitti o top ya. Onun dışında şimdilik oyunculardan memnunum. Tabii ki yeni gelecek oyuncularla birlikte daha güçlü olacağız. Yaklaşık 30 milyonluk bir transfer bütçemiz var. 28 milyonlu galiba. Kick oldu. İstemiyorum ha. Beraberlik istemiyorum ya. Yine konuşurken gol yedik. Ben ne zaman konuşsam gol yiyoruz. Biraz konsantre olayım da şu maçı alalım. Şimdi ofansif falan oynamak istemiyorum çünkü her halükarda zaten gruptan çıkıyoruz. Oyuncuları boş boşuna yormak da istemiyorum çünkü yarı finalde bana hepsi lazım. Piyaketa ile bir şeyler deniyorum farkındaysanız. Offside olmasın. Olmasın. İşte bu. 3-2 öndeyiz. Güzel. McLean atıyor golü. 3-2 öndeyiz. Bu güzel golle 3-2 öne geçiyoruz. Çok zor geçiyor. Yani oyuncular yoruldu. Yedek kadroyla çıktığımız için. Biraz bana da zor geldi açıkçası. 3-2 öndeyiz arkadaşlar. Yedek kadroyla oynuyoruz ve oyuncularımız yorgun. Antalyaspor hemen cevabı yapıştırdı. 3-3. Yahoviç atıyor. Yahoviç. Allah'ım yarabbim. Bu adam Fener'in de belalısı ya. Gerçekten. Ya beraberlik istemiyorum. Ama oyuncularımız şu an yorgun. Yani onun için beraberlik de benim için okeydir. Yani her ne kadar çok sıcak bakmasam da. Yedeklerle oynuyoruz. Hatırlatırım. Yorgunlar. Yani çok çabuk yorulmuşlar. Takıma komple kondisyon lazım. Yani şu an elimde olsa o Ultimate Team'de hani kart verilebiliyor ya takıma. Onu gerçekten verirdim yani takıma. Komple takımın kondisyonu, fitnesi falan her şeyi düşük, çok kötü. Ama unutmayalım ki ikincilik kulübüyüz. Sana oynayacağım. Oynadım. Olmasın offside. Lan o pozisyon kaçar mı be? Dakika 90. Son dakika golü yemeyelim. Yemeyelim. Kimse de kalmadı. Kimse de kalmadı. Of. Bitirme hoca, bitirme. Bir gol atmamız lazım. Oyuncumuz sakatlanmış. Ama zaten karşılaşma da sona erecek. Aarons sakatlanmış arkadaşlar. Hemen ne bileyim kim sokalım? Rupa alalım oyuna. Zaten bir şey kalmadı. İşte sakatlık anı. Burada aynen yorulmuş demek ki artık, dedim ya size. Öldü bitti yani. Oyuncularda kondisyon falan yok. Abi bırak fair play'i. Topu bana bırak. Bitirme hoca. Bitirme hoca. Bitirme. Neyse bitirdi. Antalyaspor'a karşı 3-3 berabere kalıyoruz. Biz gruptan çıktık ama Antalyaspor da gruptan çıktı galiba. Aynen Antalyaspor da gruptan çıkıyor arkadaşlar. Bakalım yarı finalde rakibimiz kim olacak? Hep beraber bekleyip göreceğiz. Ve yarı finalde rakibimiz Freiburg oluyor. Grup aşamasında aynen Antalyaspor da bizimle birlikte gruptan çıktı. Veya da Bremen ve Freiburg. Onlar da gruptan çıkmış. Yani aslında baktığımız zaman 2 Alman, 2 de Türk kulübü yoluna devam ediyor arkadaşlar. Bakalım kupa Almanya'ya mı gidecek yoksa Türkiye'ye mi gidecek? Gelen mesajlar var, şunlara bir bakalım. 1.2 milyonluk bir transfer bütçesi gelmiş. Turnuva ödül parasından yani. Onun dışında Max Aarons 3 ay sahalardan uzak kalacak. Madem öyle o zaman kendisini hemen ilk 11'den çıkaralım.
Şimdi bir sağ bek transferi şart oldu. Acaba Trent Alexander-Arnold boşta mı? Ben demin serbest oyunculara bakmıştım ama maalesef öyle ahım şahım bir oyuncu yok. Şimdilik Mumba'yı koyduk. Bir şey yapamayacağından eminim. 18 yaşında. Belki çok çok hızlı gelişir. Onu da bilmiyorum ama her neyse arkadaşlar. Bir sonraki karşılaşmamız SC Freiburg'a karşı yarı final mücadelesi olacak arkadaşlar. Umarım video buraya kadar hoşunuza gitmiştir. Video içerisinde de defalarca belirttiğim gibi formaları, bayrakları falan nasıl bulduğunuzu bana söylerseniz çok sevinirim. Bence güzel bir seri olacak. Bu arada hangi kulübü satın aldık? Videonun başında sormuştum bunu. Bunun cevabını hala yazmadıysanız yorumlara bekliyorum sizden. Hangi kulübü satın aldık? Bakalım kimler bilebilecek? Bence şöyle baktığımız zaman çok güzel bir görüntü var. Yani kanalımıza layık bir görüntü. Kanalımız için bence bundan daha orijinal bir konsept yok abi. Yani değil mi? Daha ne olsun? Her neyse lafı uzatmayalım. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Çok güzel başka projelerim de var. İnşallah zamanla hepsini yetiştireceğim. Tamam. İnandım. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.